Herkese merhaba. Bugün bu yayında sizlerle eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan'ın saraya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi hakkında konuşmak istiyorum. Malum olduğu üzere bu ziyaret son günlerde siyaset gündeminin en önemli başlığı haline geldi diyebiliriz. Eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül rehberliğinde yeni parti kurma hazırlıklarında sona yaklaştığı anlaşılan Babacan'ın neden saraya gittiği, Erdoğan'ı neden ziyaret ettiği, buna neden ihtiyaç duyduğu ve bu görüşmede neler konuşulduğu merak konusu. Aslında bu görüşmenin arkasında Abdullah Gül'ün olduğunu söylemek mümkün. Bana göre Babacan'a saraya gitmesini ve Erdoğan'la görüşmesini tavsiye eden ve telkinde bulunan Sayın Abdullah Gül. Aynı zamanda bu ziyaret sırf bundan dolayı Babacan'ın partiyi artık kesin kuracağına dair hem fiili hem de sembolik anlamlar barındırıyor. Nedenini şöyle açıklayacağım. Sizi 21 yıl öncesine götürmek istiyorum. Çünkü 21 yıl önce Sayın Abdullah Gül benzer bir görüşmeyi merhum Necmettin Erbakan'la yapmıştı. O görüşmenin yani Abdullah Gül Necmettin Erbakan buluşmasının sebebi, mantığı bugün Ali Babacan'ın Erdoğan'ı ziyaret etmesinin mantığıyla aynı. Çünkü her ikisinin de arkasında Sayın Abdullah Gül'ün mizacı ve siyaset anlayışı yatıyor. Onu da şöyle izah etmeye çalışayım. 1998 yılı 28 Şubat sürecinin yeni başladığı ve en ateşli, en yoğun hissedildiği zamanlar Refah Partisi kapatılmış, yerine Fazilet Partisi kurulmuştu. Ee, Sayın Erbakan da siyasi yasaklıydı. Fazilet Partisi'nin başında emanetçi olarak İsmail Alptekin bulunuyordu. Ancak e, o sırada Abdullah Gül, Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, o zamanın belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Şahin, Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek, Abdullah Tifşener, Mehmet Ali Şahin, bu listeyi uzatmak mümkün gibi isimler artık partide yeni bir hareket başlatma kararı almışlardı. Adı yenilikçi hareketti. Neden? Partinin artık belki sadece parti olarak nitelememek lazım. Milli görüş hareketinin artık yeni politikalarla, yeni bir söylemle, yeni kadrolarla, yeni bir anlayışla yola devam etmesi gerektiğini savunuyorlardı. Artık milli görüş hareketiyle daha doğrusu bir cemaat anlayışıyla siyaset yapılmaması gerektiğini, Türkiye'nin geneline açılacak yeni açılımlarla reformlarla yeni bir dille siyaset yapmaları gerektiğini savunuyordu bu isimler. Abdullah Gül az önce söylediğim gibi bu yeni hareketi başlattığı arkadaşlarına şöyle diyordu: Bizim hocayla görüşmemiz gerekiyor. Kararımızı bizden duyması gerekiyor hocaya e, neden yeni bir hareket başlattığımızı ve neyi hedeflediğimizi bir raporla maddeler halinde iletmemiz, anlatmamız, açıklamamız lazım. Bunu medyadan okumamalı ya da başkalarından duymamalı bizzat bizim ağzımızdan duymalı. Öbür türlü bize, öbür türlüsü bize yakışmaz medenice gidip hocayla konuşalım. Teklifinde bulunuyor. Abdullah Gül, burada sorun şudur, bu görüşmeyi kim yapacaktır? Çünkü malum rahmetli Erbakan sadece bir siyasetçi, bir politikacı değildi, bir genel başkan değildi. Aynı zamanda karizmatik bir dini lider, bir dini otorite gibiydi adeta. Ve e, parti içerisindeki siyasetten dile getirilen aykırı görüşleri ya da yeni siyasi açılımları dini argümanlarla bastırma, sindirme ve yok etme eğilimi vardı. Siyaseten yok etmeyi kastediyorum ama bunu dini argümanlarla, dini gerekçelerle, dini retorikle yapıyordu. E, bu alışkanlığını biliyordu. Yenilikçi hareketin e, önde gelenleri Abdullah Gül, Erdoğan hepsi biliyordu. E, nitekim merhum Erbakan parti içerisinde yeni hareket, yeni muhalif hareket başlatanlara tövbe etmeleri salık veren, verebilen bir liderdi. Ee, ve bu tür aykırı yaklaşımlara karşı hoşgörüsüzdü, mesafeliydi, katıydı. Uzatmayalım. Dolayısıyla bu görüşmeyi kimin yapacağı merak konusuydu. Abdullah Gül orada da dedi ki, madem ki bir kongre çağrısı yapıyoruz ve bu kongrede ben aday olacağım, o zaman bu görüşmeyi benim yapmam daha doğru olur dedi. Ve nitekim merhum Erbakan'la bir araya geldi Abdullah Gül. Kendisine gerekçelerini sıraladı, bir rapor sundu. Ee, Yeni politikalar, yeni düşünceleri, fikirleri hakkında Erbakan'ı bilgilendirdi ve e, adeta müsaade istedi. Kongre çağrısı yaptı ve bu kongrede aday olacağını söyledi. Ancak hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde Erbakan kendisini tersledi ve e, Abdullah Gül'e dedi ki senin yaşın henüz genç, biraz daha bekle, sıranı bekle dedi ve e, Abdullah Gül'e Gül bu şekilde kapıyı göstermiş oldu. Aslında Gül ve arkadaşları farklı bir sonuç beklemiyorlardı. Sadece az önce dediğim gibi bu kararı tebliğ etmek ya da kendi ağızlarından hocanın duymasını istedikleri için bu görüşmeyi gerçekleştirmişlerdi. Sonuç sürpriz değildi. Nitekim Kongre çağrısı yaptılar. Önce parti yönetimi, Aksaçlılar diye nitelendirilen Erbakan ve e, onun emanetçisi hüviyetinde olan İsmail Abtekin, Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk, e, Şevket Kazan gibi isimler kongreye sıcak bakmıyorlardı. Ama bu rüzgarın önünde fazla direnemediler ve kongre kararı alındı. 14 Mayıs 1998 tarihinde Fazilet Partisi 1. Kongresini Gitti. E, bu kongrede gelenekçilerin adayı Recai kutandı. Yenilikçi hareketin adayı da az önce söylediğim gibi Abdullah güldü. E, siyasi yakın siyasi tarihin en önemli kongrelerinden bir tanesidir bu. 14 Mayıs 1998 günü e, kongre. E, hocaya sadakat şerefimizdir. Hocayı satanı biz de satarız şeklinde sloganlarla ve hocanın gölgesi altında ağır vesayeti altında kongreye gidildi. Bu şartlar altında Recai Kutan 633 oy alırken Abdullah Gül 521 oy almayı başardı. Her ne kadar Recai Kutan genel başkan seçilmiş ve kazanmış görünse de bütün kamuoyunun hatta kamuoya bir kenara partinin kendisi bile asıl kazananı Abdullah Gül olduğunu biliyordu. E, kongrenin gerçek kazananı Abdullah Gül ve yenilikçi hareket deniliyordu. Nitekim çok fazla sürmedi bu yenilikçi hareket Fazlet Partisinin de kapatılmasıyla birlikte e, yeni bir parti kurdu. Malum olduğu üzere Adalet ve Kalkınma Partisini kurdu ve tek başına iktidara geldi. Şimdi e, AKP'nin iktidara gelmesinin üzerinden de 17 yıl geçtikten sonra Benzer bir ziyaret, benzer bir görüşme, benzer bir rapor ve tebligat, tabiri yerinde ise tebligat diyelim, e, tam tersi olarak Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sunuldu, yapıldı. Bu sefer e, genç kanadı e, temsilen doğal olarak Abdullah Gül yok. Fakat Abdullah Gül e, kendisinin yerini Ali Babacan'a hazırlıyor. Ali Babacan, Tırnak içerisinde yenilikçi bir hareket başlatmış durumda. Tıpkı 20-21 yıl önce olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıktı. Sarayda kendisini ziyaret etti. Ve bu ziyaretin arkasında Abdullah Gül'ün tavsiyesinin olduğu bana göre net. E, hatta bazı kulis haberlerine yansıdığı kadarıyla neredeyse birebir aynı cümleler sarf edilmiş durumda. Ali Babacan'ın Recep Tayyip Erdoğan'a e, bunu başkalarından değil benim ağzımdan duymanızı istedim. Ben artık AK Parti'den ayrılmak istiyorum diyor. Recep Tayyip Erdoğan kendisine Erbakan'dan farklı olarak e, neden bu düşüncelerini fikirlerini parti içerisinde hayata geçirmeye çalışmıyorsun, geçirmek istemiyorsun dediğinde de Sayın Babacan'ın efendim artık buna imkan kalmadı, bu çatı altında bunu yapmanın imkanını görmüyorum dediği kulis haberlerine yansıdı. Ve e, Sayın Babacan'ın Recep Tayyip Erdoğan'a bir rapor sunduğu, gerekçelerini madde madde sıraladığı ve e, hayalindeki ya da projelendirdiği bu başlıkları yeni bir hareketle, yeni bir partiyle hayata geçirmeyi hedeflediğini deklare ettiği söyleniyor. Yani e, 21 yıl önce Abdullah Gül kendi siyaset anlayışıyla Erbakan'a karşı nasıl böyle bir konuşma gerçekleştirdiyse bugün ağabeyliğini yaptığı, rehberliğini yaptığı, Ali Babacan'a da benzer bir görüşmeyi yaptığı, yapmayı tavsiye ettiği görülüyor, anlaşılıyor. Buradan artık e, 20 yıl öncesinin yenilikçi hareketi nasıl ki iktidar yürüyüşünü o görüşmeyle birlikte başlatmıştı. Bugün de Ali Babacan ve arkadaşlarının acaba yeni bir iktidar yürüyüşünü bu görüşmeyle başlattılar mı? Merak konusu, merak edilen başlıklardan, konulardan bir tanesi bu. Yoksa artık bu kadro eskidi ve buradan yenilikçi bir hareket doğmaz mı? Türkiye'ye e, yeni söyleyecek bir şeyi yok mu bu kadronun, bu isimlerin? E, yepyeni isimlerle, yepyeni politikaların, yepyeni cümlelerin mi artık, yeni bir şarkının mı söylenme zamanı geldi? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, son olarak şunu eklemek istiyorum. Acaba e, Abdullah Gül... Ali Babacan ve birlikte hareket ettiği diğer isimler Hüseyin Çelik gibi, Beşir Atalay gibi, Sadullah Ergin gibi, Haşim Kılıç gibi, Suat Kılıç gibi e, isimler e, AKP'yi kurduklarında yola çıkarken gerek e, parti programında gerek ilk seçimin seçim beyannamesinde daha sonraki birkaç seçimde daha dile getirdikleri e, yargı bağımsızlığı, Demokratik açılımlar, reformlar, Avrupa Birliği hedefi, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade hürriyeti gibi e, o zaman olmazsa olmaz gördükleri ilkeleri, prensipleri e, tekrar hayata geçirmek için yola çıkıyorlar ve Recep Tayyip Erdoğan'ın o prensiplerden uzaklaşıp artık e, hem partide hem de Türkiye'de tek adam yönetimi kurması nedeniyle bu yönetimi reddedip ve aslında kendi içlerinden bir isim olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi bugün uçurumun eşiğine getirmiş olması, bu kadar ağır tahribata yol açmış olması nedeniyle bir nevi özür mahiyetinde yeniden bu tahribatı tedavi etmek ve rehabilite etmek, restore etmek üzere mi yola çıkıyorlar? Veya eğer niyetleri bu yönde ise bile Türkiye kendilerine bir kez daha inanacak mı? Kredi açacak mı? Bunu elbette göreceğiz. Ee, yoksa Ekrem İmamoğlu veya çıkacak yeni bambaşka bir isim mi Türkiye'nin e, yeni sürecini önderlik edecek? Onu hep beraber göreceğiz. Fakat Abdullah Gül'ün son olarak bunu söylemiş olayım. Abdullah Gül'ün Ali Babacan'a bu görüşmeyi tavsiye etmesi ile benim anladığım şudur. Artık Ali Babacan kesin olarak bu partiyi kuracak ve belki de teşkilatlanma anlamında da sona gelindi. Artık geriye sadece bunu tebliğ etmek kaldı. Fakat önce kamuoyuna ilan etmeden önce hala üyesi oldukları partinin genel başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a bildirerek bize müsaade, bize eyvallah deme gereği hissetmiş oldukları anlaşılıyor. Bundan sonrasını hep beraber takip edip izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu yayını izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmazsanız ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.